Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel İmmi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 35.500 ama şu an 35.600 olmaya da yakınız. Teşekkür ediyorum. Kanala davet ettiğiniz her aboneden dolayı yani kanala getirdiğiniz herkesten dolayı teşekkürler. Bir daha hatırlatayım. Hocam ben birilerini davet edeceğim ama video ile falan işleri yok. Sadece gelir abone olurlar. Deseniz dahi kabul ediyorum. Gerçekten kabul ediyorum. Şu sayı arttıkça ben çok mutlu oluyorum. Beni mutlu edene de Rabbim mutlu etsin her iki cihanda da. Teşekkürlerimi sunuyorum. Lafı uzatmayalım videoya başlayalım. Kısa kısa 3 video planladım bu videoda dahil. Bologna'dan Dominguez için açıklama. Bologna yönetim kurulu başkanı Claudio Fenucci, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Nicolas Dominguez'e yeni bir sözleşme teklif ettiklerini ve cevap beklediklerini söylemiş. Şimdi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gündeminde. İstediği kadar yöneticiler evet ya da hayır desinler, yalan söylerler. Ha Fenerbahçe masadan kalktı bildiğim kadarıyla. Son teklifimiz su diyerek. Ama bilgim dahilinde Galatasaray görüşmeyi gerçekleştiriyor ve devam ettiriyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi İtalyan kulübünün yönetim kurulu başkanı Claudio Fenucci yeni sözleşme teklif ettiklerini ve cevap beklediklerini söylemiş. Arkadaşlar detay şu şekilde. Nikolas Dominguez'e Bologna kaptanına yakışır yeni bir teklifte bulunduk ve cevabını bekliyoruz. Onu takımda tutmak istiyoruz çünkü ondan hala büyük beklentilerimiz var demiş. Kaptana yakışır bir sözleşme. Burada kilit kelime, e, kilit kelimeler topluluğu diyeyim. Kaptana yakışır sözleşme. Demek ki önceki sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti oyuncu. Demek ki önceki uzatma teklifi biraz dandikmiş. Ondan kabul etmemiş. Şimdi İtalyan basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki futbolcuya Galatasaray Fenerbahçe'nin dışında Milan, Nottingham Forest ve Fiorentina'nın da ilgisi var. Sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek. Şimdi biz futbolcuya talip olduğumuzda ya kim bu adı sana bilinmedik futbolcu diyorsunuz. Arkadaşlar dünya futbolunun hepsini takip edemezsiniz. İşiniz bu değil. Yani özür diliyorum yanlış bir manada söylemek istemiyorum. Kiminiz inşaatta çalışıyorsunuz. Kiminiz fırında çalışıyorsunuz. Kiminiz devlet kurumlarında çalışıyorsunuz, kiminiz avukatsınız, kiminiz doktorsunuz, kiminiz ne bileyim hani e, gündelikçisiniz, ne buldunuz, ne iş buldunuz yapıyorsunuz, kiminiz seyyar satıcısınız. Asla ve asla izleyemezsiniz. Ha aranızda varsa bir Sergen Hamzoğlu'ysanız, bir ne bileyim Yağ oluyorsanız, bir Ahmet Konanç'sanız, bir Ahmet Ercanlar'sanız izlersiniz. Ne yapacaksınız yani 7-24 Fenerbahçe konuşacak haliniz yok. Ulan şu maçı da izleyeyim. Kendimi geliştireyim. Mesela ben bazen bunu yapıyorum. Yorumları dinliyorum. Mesela başka takımların maçlarını mesela yorumculu, yorumcu olan maçları izliyorum. Diyorum ki ya bir şey katabilir miyim kendime? gelişim sergileyebilir miyim? Hani bana katkısı olacak bir şey öğrenebilir miyim diye. Hangi birini siz izleyeceksiniz? Dominguez. Ya 28 Haziran 98 doğumlu. Yaşı daha 25. 17 milyon euro. Arjantin milli takımda 11 kez forma giymiş. Şimdi ne derseniz deyin dandik bir futbolcudan bahsetmiyoruz. İtalya kupasında bir maç 90 dakika hemen oynamaya başlamış. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bakın Arjantin milli takım oyuncusu ve yaşı 25. Hiç bilmeseniz bile bunu dersiniz. Ama kulübü çok ciddi paralar istiyor. Biz bu paraları veremeyiz. Galatasaray verebilir mi? Torevia'yı satıp verme fikirleri var ama bilmiyorum. Bologna'da 110 maça çıkmış. 5 gol 6 asist. Hocam ala ala bunu mu alıyoruz? Bir de bu var. Ala ala bunu mu alıyoruz? 5 gol 6 asisti gördü de Eyvah. Ya merkez orta saha 8 numara tanımında ama 6'ya yakın bir 8 numara. Yani ön liberoya yakın bir merkez orta saha oyuncusu. Sözleşmesi de seneye bitiyor. Şimdi ben bu eleman için diyeyim. Fenerbahçe kenara çekildik Galatasaray alabilir. Fenerbahçe'de yeni aday Sumare. Canlı yayında da geceleyin yaptık. Birçoğunuz katılamadı. Tekrarını bıraktık kanala ama herhalde haberiniz olmadı. Şimdi... Transfer çalışmalarına Fenerbahçe devam ediyor. Orta saha için İngiltere'den bir ismi gündemine aldı diyor Sarı Lacivertler. Fenerbahçe'de kale kadar orta sahaya yapılacak transfer de merakla bekleniyor. İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Rade Kurunic. Açık söyleyeyim ısrarla ısrarla istemiyor. Hani Nicolas Dominguez'in gelme ihtimali ne kadarsa Kurunic'in de o kadar. Açık netim. Harbi harbi konuşuyorum. Listenin ilk sırasında kuruluş yer alıyor diyor. Ve Fenerbahçe en büyük mesaiyi Boşnak Yıldızı için harcıyor. Hayır. Ancak alternatif olarak belirlenen Kanguy Endombele ve Kelvin Phillips için de temaslar devam ediyor. Şimdi Kelvin Phillips ismi beni heyecanlandırıyor. Kıpır kıpır yapıyor. Ee, ve sevindiriyor. Endombele ismi için spor yazarlarından birkaç tanesi şunu söylüyor. Diyor ki bunu alacağınıza İsmail Yüksek'le devam edin diyor. Yani çok bilmememe rağmen söylüyorum. Biraz bana da tuhaf geliyor. Hani bunu alacağına İsmail Yüksek tamam İsmail Yüksek çatır çatır topçu. Kütür kütür topçu. Haşır haşır kişir kişir topçu. Şunu da söyleyeyim bak. Bartu Elmaz eğer İsmail Yüksek. Bak İsmail Yüksek 80 diyelim bir profil. 80 profilde. Bartu Elmaz da 70 profildeyse ise gelişime açıksa 71 72 sezon içerisinde 76 78 80'leri görebilecekse almayalım ön libero. Vallahi de billahi de almayalım ön libero. Ama İsmail 80 profilinde mesela ben şunu söyleyeyim. Kelvin Phillips 95 profilde. Nicolas Dominguez 93 profilde, 92 profilde, 91 belki tane yani gelişime açık bir profilde. Kurnic bence 83 84 profilde. Ndombele bence 86-87 profilde. Onu da söyleyeyim. Hani bir profil belirleyeyim. Anlayın ne demek istediğimi. Ben bu 3 yıldızın dışında oluşturulan listeye bir isim daha ekledi. Bakari Somaure. Şimdi bu Somaure arkadaşı çok bilmiyorum. Şu kadar desem yalan olur. Ama 20 milyon euro öne ödediler. Leicester City Fransız oyuncu için 2021'de Lille 20 milyon euro bonservis ödedi. Ancak geçen sezon Premier League'e tutunamadılar. Bu sezon şampiyonşipte mücadele ediyorlar. Şimdi oyuncunun hemen profilini açıp bakmam lazım. Niye biliyor musunuz? Bu sezon oynadı mı? Bakın yaşı 24. Şimdi Leicester City'de 24 yaşında. Bizden herhangi bir ismi koysanız o da şey yapar. Bak oynatmamışlar. Yani gördüğüm kadarıyla. Senegal asıllı. Yani şu an 24 yaşında olması, Senegal asıllı olması, 20 milyon euro olması bende 85 profil kafadan bir kere oluşturdu. Çünkü 20 milyon euroyu boşuna da vermemişlerdir diyorum. Şimdi takımda kalmak istemiyormuş ligin ilk iki haftasında kadroya dahi alınmamış. Fenerbahçe'ye transfer olmayan sıcak bakıyormuş. Açık ve net söylüyorum. 12 milyon euro da 12 milyon euro diyorlar. Şimdi Türkiye ve Fenerbahçe ile olarak eski takım arkadaşlar Burak Yılmaz Zeki Çeliğe sorular sormuş. Ee, yani Fenerbahçe 7-8 milyon euroya bu işi bitirmek istiyor ve taksitlendirmek istiyor. Hatta 7 milyon euroya 4 taksit şeklinde almak istiyor arkadaşlar. Olur olmaz ben size söyleyeyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yeni rakip Ren, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Tango'yu Endombele ile ilgileniyormuş. Yeni rakip çıktı diyor. Şimdi Endombele için de ben profiline bakmadım. Bak şunu söyleyeyim. Sumaure için ne diyorsam o arkadaşlar. 12 istiyorlar. Biz 7'ye falan bitirmek istiyoruz. Şimdi Endombele 26 yaşında bir oyuncu. Fransa milli takımında 7 kez oynamış. Bir kere 86'yı sizin profilinizde geçtirelim. 86-87 profil. Ha şunu diyeceksiniz hocam. İsmail'e 80 vermen çok abes. İsmail şu an 75'lik diyebilirsiniz. Ben potansiyeliyle birlikte ve katkısıyla birlikte artı Türk kuralından dolayı 80 diyorum. Hani bunu bundan sonraki videolarda da yapabilirim. Şimdi Endombele ismi o da henüz maça çıkmamış. Yani takımının bir nevi istenmeyen adamı. Şimdi ben neye bakıyorum? Merkez orta saha. Tottenham'ın merkez orta sahalarına bakıyorum. Anladınız mı demek istediğimi? Özberk var 45 milyon euro. Ben var 40 milyon euro. Endombele 22 milyon euro. Bisuma var 18 milyon euro. Yves Bisuma. Ee, Pape Matar, Matar Sar var. 20 yaşında 15 milyon euro. İster misiniz bizim gizli adayımız bu Sar olsun. 20 yaşında. Merkez orta saha oyuncusu. Yani sürpriz bence. Bir Suma da 26 yaşında. Ahmet Ercanların anlattığı tanıma aslına bakarsanız tam uyan isim bu Sar arkadaşlar. 20 yaşlarının başında diyor. 30-40 milyon eurolara ulaşabilecek bir seviyede diyor. Kim oynatmışlar da 15 dakikada olsun oynatmış takımı. İster miseniz böyle olsun. Zamanda 16.9 milyon euroya almış Tottenham. Ee, gönderme fikrine de sıcak bakacaklarını zannetmiyorum. 6 8 10 oynayabilen oyuncu. Senegal milli takımında da oynuyor. Bence Ahmet Ercanların bahsettiği isim bu da. Neyse. Arkadaşlar orta saha bu şekilde. Orta saha savaşı bu şekilde. Diyor ki Rende devrede Genesio yakından tanıyor. Tottenham satmak istiyor. Ben şunu da söyleyeyim. Tottenham satmak istiyorsa bir sıkıntı var. 62 milyon euroya zamanda kadrosunu almış. Bak bir sıkıntı var derken kötü bir manada söylemiyorum. Şöyle söyleyeyim size. Ya e durup 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 da bir adamı paketleme peşindelerse ben o adamdan işkillenirim. Aynı Samatta da olduğu gibi. Anladınız mı demek istediğimi? Samatta da işkillenmedik başımıza gelmeyen kalmadı. Burada da işkilleneceksin. Ha şunu söyleyeyim. 2 2 e, 6 Fenerbahçe'nin Endombele için teklifi 2 kiralama bedeli 6 opsiyon demiştik. Kabul etmemişlerdi. Biz de zamana yaydık. Zamana bıraktık. Şimdi orta saha transferinde şu kadar isim hocam hepsiyle görüşüldü mü? AP Matar Sarı ben tahmin ediyorum. Kelvin Phillips için yoklama çekildi. bakary Sumara için çekildi. Dominguez için uzun süre konuşuldu. Kulunic için yoklama çekildi. Ndombele için görüşme yapıldı. Hiçbirini de yalanlamam. Ama Fenerbahçe'nin yeni orta sahası şu demek. Çok büyük bir risk, büyük bir iddia. Ben bunu diyemem arkadaşlar. Diyen varsa buyursun. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.